yazılmış bir kitabı da var. Nezihan Hocamızın kitabı isterim. Bu da çok emekli, evet, bir Nezihan Hocamız, İranlı Reza Hocam. Hat Hocamızın, Zerentür dediğimiz usulde Zerentür Hocamızın çalışması. Yaptıracağız aslında. Biraz zaman nasıl veriyorsunuz? Hayretli. Ortaköy Camii. Ama çok müthiş olmuştu. Renklere bakıyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli kanunları, kıymetli hazır olun. Güzel geçmiş oluyoruz. Çok fazla önem verdik. Hatta belediyemizin ekonomik sıkıntılı dönemlerinde dahi bunu ihmal etmedik. Çünkü konu çok önemliydi. 30'un üzerinde kadın ve aile destek birimlerini açtık. Tabii kadın destek merkezlerimizle birlikte yine hanımlarımız orada görev almasa dahi orayla çok ilişkiler. Oralarda çok güzel heyecan var. Ben ilçelerimizi ziyaret ettiğim zaman bu heyecanı, bu faaliyeti, bu hareketi gördüm. Efendim işin içerisinde tabii ki çocuk kadın olduğu zaman farklılaşıyor. Burada çocuklarımız var. Bakın çocuklardan bahsederken ne dedik? Sevimli çocuklar dedik. Çünkü onlar sevginin kaynağı, sevginin merkezi. Allah onlara dünyaya geldikleri zaman bir konuşma dili vermemiş. Ne vermiş? Onlara bir gönül dili vermiş. Annesiyle iletişime giden bir sevgi dili vermiş ve bize mesaj bu. Diyor ki, dünyaya geldiğinizdeki o sevgi dilini ölünceye kadar koruyun diyor. Mevlana Hazretleri nedir? Der ki, dünyaya siz geldiğinizde herkes gülüyordu, sizi alıyordunuz. Öyle güzel bir hayat yaşayın ki herkes ağlasın, siz gülün. İnşallah bizler de bulunduğumuz şehirlerde daha güzel, daha heyecanlı, daha farklı oluşturan çalışmalarımızı yapacağız. Sözlerime öncelikle Şanlıurfa'nın kahramanlarını yad ederek başlamak istiyorum. Milli mücadelede bizlere bu güzel toprakları ebedi vatan kılan şühedamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Değerli kardeşlerim, Balıklı Gölü'nün namı diğer Halil-i Rahman'ın hemen arkasında, aynı Zeliha Gölü'nün sakinliğinin yanı başında, sözün ve söz ustalarının diyarı Şanlıurfa'mızda geleneksel sanat sergisi ve tiyatro gösterisi için bir aradayız. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrinizle, güler yüzünüzle bizleri misafir ettiğiniz için öncelikle şükranlarımı sunuyorum. İlk çağlardan bugüne ticaret
askeri yolların kavşağı, din, dil, ırk ve kültürlerin kaynaştığı, Hazreti İbrahim'in atalarının ilk kelamı ettiği mübarek şehrinizin havasını teneffüs etmek büyük saadet. Hemen sonrasında ise